Kanalım Gönüller Mutfağı'na hoş gelmiş bulunmaktasınız. Bugün sizlerle pastane usulü şekerpare tarifimi paylaşacağım. İsterseniz ben yapacaklarımı sayarak başlayayım. Öncelikli olarak 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri şerbet haline getirdim. Üzerine 1-2 damla limon sıktım. Soğuması için de böyle bir kaba aldım. Bu soğuyana kadar ben de o sırada şekerparenin hamurunu yoğuracağım. Bunu kenara alıyorum. Şimdi sırasıyla malzemelerimi sayayım. Öncelikli olarak 2 adet yumurta, 2 yumurtanın bir tam, bir de akını hamuruna koyacağım. Sarısını da üzerine süreceğim. Burada 5 yemek kaşığı irmiğim var. Yarım su bardağı pudra şekerim, 125 gram margarinimi erittim. Daha kolay yoğurabilmek için yaptım onu. Ve pastane usulü olması için de 1 tatlı kaşığı mahlep kullanıyorum ben. Ve burada 3 su bardağı unum ve 1 çay bardağı da ayçiçek yağım var. Şimdi sırasıyla malzemelerimi yoğurma kabıma alayım ve yavaş yavaş yoğuralım. Öncelikli olarak yumurtalarımı kırarak başlıyorum. Bir yumurtanın tamamı. Birinin de sarısını ayıracağım. Beyazını içine alacağım. Gördüğünüz gibi ayırdım yumurtanın sarısını. Bunu kenara alıyorum. Üzerine sürmek için ayırdım bunu. Şimdi bunun üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. ...125 gram margarinim vardı erittiğim. Bunu da koyuyorum. Pudra şekerimi ekleyeceğim şu anda. Bunu da koydum. İrmiğimi de ekleyip bir çırpma teli yardımıyla öncelikle bunları çırpacağım. Böyle gördüğünüz gibi bütün malzemeleri içine koydum. Güzelce bir çırpayım. Sonra mahlebimle unumu bir ekleyeceğim. Mahlep koyduğum için kabartma tozu koymayacağım ben. Kabarıp çatlamasını istemiyorum şekerparelerin. Pastane usulü yapacağım için ben yuvarlak yapmayacağım, böyle uzun
ince şekilde yaptım. Bir tane daha göstereyim, sonra ben bunların hepsini tamamlayayım. Fırına vereyim. 200 derecelik fırında yarım saat ile 45 dakika arasında pişer. Fırınıza göre değişebilir dediğim gibi. Böyle şekil vereyim. Ben bunları bitireyim. Yumurtasını sürerken de size gösteririm. Şeklini de verin çatalla. Ve sunumda buluşuruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben şeker farelerinin şeklini verdim. Tam tama bir tepsi çıktı. Şimdi yumurtamı sürüyorum. Şeker farelerimin üstüne. Ve ısıttığım fırına süreceğim. Gibi şeker farelerim güzelce pişti. Güzel bir renk aldılar. Şu an sıcaklar. Sıcakken soğuk şerbetimle birleştireceğim. Bu arada ben böyle bir borcama aldım. Şerbeti daha çabuk çeksin, daha hızlı çekebilsinler diye. Böyle ekliyorum şerbeti. Hızlı bir şekilde çekecektir şerbeti. Şimdiden yapana ve yiyene afiyet olsun.